Bir zamanlar Camille ve Teres adında iki kuzen varmış. Teres'in annesi öldüğünden beri Camille, Bayan Raken ve Teres ile birlikte yaşıyorlarmış. Camille çok güçsüz, hasta, kırılgan bir çocukken Teres fazlasıyla dinamik, güçlü bir kızmış. Camille'in her zaman hasta olması onu evin küçük bebeği yapıyormuş Bayan Raken'in gözlerinde. Bu yüzden Teres ne kadar istemese bile Camille'in gönlü olsun diye ilaç içer, hasta gibi yataktan çıkmazmış. Bu iki kuzen büyüyüp yetişkin olunca Bayan Raken'in isteğiyle evlenmişler. Sonuçta Camille gibi güçsüz, sefil biriyle başka kim evlenirmiş ki biricik kuzeninden başka? Bu mutlu çiftin evliliğinden sonra Pont Neuf pasajına taşınmışlar ve orada geçimlerini sağlamak için bir tuhafiye dükkanı açmışlar. Bir gün Camille her zaman olduğu gibi eve gelmişti. Camille odaya girince yine geldi işe yaramaz dedi içinden Teres. Gözü bir anda Camille'in yanındaki oldukça yakışıklı, bakımlı, gözleri ışıl ışıl bir adama takıldı. Teres bu adamdan oldukça etkilenmişti. Ne kadar etkilendiğini belli etmemeye çalışsa da Lauren bu ilgiyi hemencecik anlamıştı. Aralarındaki çekimden bir tek o ikisi haberdardı. Odada bulunan Camille ve Bayan Raken her şeyden habersiz hayatlarına devam ediyorlardı. Camille, Lauren ve Teres önceden planladıkları gibi bir sandal yolculuğuna çıkmışlardı. Lauren ve Teres bu planı aşklarının önündeki engel olan Camille'i öldürmek için yapmışlardı. Her zamanki gibi her şeyden habersiz olan Camille, ölümünün en yakın arkadaşı ve bütün ömrünü geçirdiği hayat arkadaşı tarafından olacağından habersizdi. Lauren kürekleri çekerken son bir kez Teres'e baktı. Teres'in gözlerinde belli belirsiz bir ışık arıyordu Lauren, adeta çığlık atan vicdanını rahatlatmak için. Ve o anda Lauren Camille'in üzerine atladı. Boğuşmadan galip çıkan Lauren, arkadaşının o bitkin gözlerine son bir kez bakarak onu nehrin o soğuk sularına bıraktı. Camille'in ardından bıraktığı o ısırığı, kavganın adrenalinden hissetmemiş olan Lauren, çok daha sonrasında büyük bir acıyla taşıyacaktı o yarayı. Aradan 2 yıl geçmişti. O hayalini kurdukları mutlu hayata kavuşacaklarını düşünen çift hayal kırıklığına uğramıştı. Hayatlarının belki de en kötü yıllarını geçiriyorlardı. Camille'in ölüsü onları gece gündüz yalnız bırakmıyordu. Gün geçtikçe mutlu bir geleceğe olan inançlarını kaybeden çiftimizi ayakta tutan yegane şey olan Bayan Raken'in artık onlar için bir kukladan farkı yoktu. Hareket edemiyor, konuşamıyor, yemek yiyemiyordu. Durum böyle olunca evde çiftimizin birbirlerinden başka kimseleri yoktu. Bu yüzden sürekli kavga ediyor, birbirlerine olan nefretlerini körüklüyorlardı. Bu sırada çocuğunun katilinin biricik yeğeni olduğunu öğrenen Bayan Raken de acı içinde kıvranıyor, bu dünyadaki yolculuğunun sona ermesini istiyordu. Günlerce süren kavgalar sonrasında artık dayanamayan çiftimiz birlikte ölürler. Bütün acının, ihanetin, hüznün, vicdan azabının farkında olan Camille her zaman olduğu gibi Lauren ve Teres'in ölümünde bile yanlarındadır.